Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınam istiklalar ekranımızda olsun. Xitay bu yıllık müdafiye hamcotini ilan kıldı. Xitay bu yıllık devlet müdafiye hamcotini ilan kılgan bulup 7.2% aşırıdığallıqı bildirildi. Xitay Yer Şarı Toru'nun haberinde bildirilmişçe, Xitay rejimi 5 Mart bu yıllık devlet müdafiye hamcotinin 7.2% eşip, bulturgi 7.1%'in azıraq yukarı buluduğalıqını ilan kılgan. Ama mezkur hamcot, Xitay'nın içki işlep çıkırış umumi kımmetinin iş sürüitidin 5% etrafıda yukarı iken. Ondan başka Xitay Başministeri Li Keqiang növete eşilvatkan işki yığanda Xitay armiyesine jang tayarlıqını küçü etişke çakırgan. Xabarda qeyd qilinishicha, Xitay müdafiye hamcotini uda 8 yıl bir xanılıq san boyunca aşırıp kelgan bolup, 2023 yıllık umumi müdafiye hamcoti 1 trilyon 500 milyard yuan, yani 224 milyard dolar bolup, 2013 yıldakiga selishtirganda bir hisse köpeygan. Bildirilishicha, yildan yilga aşırılgan devlet müdafiye hamcoti Xitayın qoşunları ve Amerika tarafının diqqatini qozgan. Shunaqla Xitayın stratejik nishani ve harbiy taraqqiyotiga diqqat qilgan. Bulupmu Tayvan boğazının yakınki yıllardaki ciddi vaziyeti xalqara cemiyetinin diqqatini qozgumaqta bolup, Xitay dünyada çoğun muntizim armiyesi bolgan bir küç bulupla kalmay, belki çoğun deniz armiyesiki ege rejim bolup, yakında 3. avyamatkisini armiyada işildişke başlagan. Amerika akhbarat vasıtlarının haber kılışça, Xitay'nın Hinditinich okyanda en çoğun hava armiyesi bar bolup, küreşçi ayruplanının 20'den köpüreki 4. yaki 5. avlat küreşçi ayruplanının terkip tapıdıken. Xitay'da yana nurgun başkurulduğun bomba şunaqlı kölenge ayruplan, yadro kuralı sepligili buluduğun bombardımançı ayruplan, ilgar paraxot ve yadro energiyelik su asti paraxot kadarlı kuralları bar bulup, muntizim armiyesinin sani 2 milyonga yetidiken. Xitay'nın Rusya'nı əcəllik kurallar bilen təminləş ihtimallıqı diqqət qozğıdı. Angliya ve Amerika taratqoları Xitay'nın Rusya'nı əcəllik kurallar bilen təminləp, Rusya-Ukrayna urushining yönelişini özgertişi mümkünlikini haber kılışmaqta. Amerika avazi Angliya kündelik telegraf gezdi 5 Mart elan kılgan haberini nakıl kılıp haber kılışça, Rusya'nın Ukrayna'a hücum kılgınıgı bir yıl bolgan payıtta, yıkında Ukrayna özünün kayturma hücumğa tayarlı kılış hizmetini küçeytkenlikini, taşkı dünyanın dikkati her iki tarafının hal kılgıç bösüş hasılı kılış iktidarı bar yokluğu yeni bir kıtın merkezleşkenlikini, bunun bilen bir vaqtta Xitay'nın Rusya'nı kural ve üskünler bilen təminleydiğen ya ki təminlemeydiğenliği dikkat qozgan. Xabarda deyilişçe, Rusya'nın kan kölemlik herbi seferberlik kılıdığalıqı, ambar zapsıdın tihimu köp konu korallarını işildişini karar kılgallıqı haqqıdaki haberler tarqalgan bolsumu, Rusya ihtiyaclıq bolgan üskünüler yenili yeterlik emas iken. Garip analizkilerinin tahliliğe asaslanğanda bu xil halkılıq payıtta, Xitay'nın Rusya'nı koral bilen təminleş meselesine intayin əhmiyet bergen bolup, bu noktunun uruş vaziyet əhvalini özgertiştiki rolü intayin muhim iken. Məlum olışca, xalqara cəmiyyət Rusiyanın qolluğuçusu bolğan Xitayının vəziyyət əhvalini özgərdişki texamı aktiv rol oynaydıqan, ya ki oynamaydıqanlıqını yıqındın közdüşke başlıqan. Xitay Rusiyanın qolluğuçusu bolu süpti bilen uruş qılıvatqan Rusiya tajavuzcı qısımlarını Ukrayna'a qarşı texamı buzğunçılı xarakterlik hücum qılışqı ihtiyaclı qorallar bilen təminləşke başlaydıqanlıqı, Xitayının muşununğu oxşaş qararı Rusiya-Ukrayna toqunuşunu özgərdişi mümkünlükü, Xitay'nın bu meselede Tayvan'a tajavuz kılış üçün işlep çıkarğan her xil kurallarını sınaq kılışı mümkünlükü bildirilmekte. Xitay dinni Xitaylaştırışta çın turduğallıqını qaydı təkildi. Xitay 14. növetlik atalmış memleketli xalq qurulduğu birinci yığında xizmetidin dökülat bergen Xitay Başministeri Li Keqiang dinni Xitaylaştırış yönelişide çın turduğallıqını təkildi. Xitay Xalq Toru'nun haberinde bildirilmişçe 5 Mart başlanan mezkur yığın 13 Mart'a devam kıldığan bolup, Şarkı Türkistan'dan yığınığa katnışıdığan atılmış vekiller 3 Mart Beijing'e yetip bargan. 5 Mart hizmetinden dokulat bergen Li Keqiang dinge karşı terör siyasetinin devamlıq icra kıldığanlıqıdan bişaret berip, partiyanın din hizmeti asasi fangcinde çın turup, devletimizden dinni cungoçılaştırış yönelişide çın turup, dinni sosyalizm cemiyetige uyğullışkı paal yetekleşimiz gerek de bildirilgan.
Xitay İslam diniga qarshi terror siyosatini tez sur'atda ijro qilayotgan bo'lib, Sharq Turkistonda hozirga qadar 16 mingga yaqin masjid cheqib etildi yoki buzib etildi va hali ham har xil vositalar bilan islomdan yiroqlashtirilmoqda va dindan butunlay voz kechishga majburlanmoqda. Shundoqli Xitoy rejimi mayli Sharq Turkiston, mayli markazda ochgan har qanday yig'inlarida atalmish dinni xitoylashtirish siyosatini ta'kidlash orqali irqiy qirg'inchilik siyosatini davomli ijro qiladiganligidan bishorat bermoqda. Uyg'ur o'smirlarining javobi vaziyatning og'irligini oshkor qildi. Yaqinda ijtimoiy tarqatqularda tarqalgan bir sinda bir o'qituvchi bir qancha uyg'ur o'quvchidan sizni eng azoblayotgan ishlar nima deb so'ragan bo'lib, ma'sum o'quvchilarning javobi Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatining naqadar og'irligini, ota-ona va tuqqanlari hayot turib ayrilgan bolalarning ko'pligini, Sharq Turkistondagi og'ir vaziyatning hali ham davom qilayotganligini yana bir qatim oshkor qildi. 3 mart Facebook tarqalgan 6 minutlik sinda Sharq Turkistondagi ma'lum boshlang'ich maktab o'qituvchisi 10 nacha uyg'ur o'quvchidan sizni eng azoblayotgan ishlar nima deb so'ragan. O'quvchilar bu savolga bir-birlab dadam qachon qaytib keladi, tog'am qachon qaytib keladi, nima uchun nurg'un odam meni urib tillaydi degandek javoblarni bergan. Buning bilan o'qituvchi sababining nima ekanligini bilamsiz deb so'ragan. Bir o'quvchi bilmayman deb javob bergan. O'qituvchi qizg'i tasalli berib, bu masalani keyincha hal qilaylik bo'lamdi degan. Yana bir o'g'il o'quvchi bo'lsa, o'xshash savolga dadam nima uchun doim o'g'inishga boradi deb javob bergan bo'lib, o'qituvchi Sharq Turkistonning navbatdagi real vaziyatini oshkorlab qo'ygan javobdan bearam bo'lgan va bizmi maktabda o'quvatimiz, bizmi tirishib turmush kechiramiz. Shu sababli bizning ota-onalarimiz mu o'qishi kerak. O'qishimiz yaxshi bo'lsa, bizning turmushimiz mu barg'ancha yaxshilandi. Birlikda tirishayli bo'lamdi. Dadamız ögünüşünü tügetkenden kiyirle bəxtlik buludu. Şundaqı dəb onu qayıl qılmaqçı bolğan. Bu sinnin Xitayının xalqara cəmiyyətini hər xil yalğan yavudaqlar bilən aldavatqan bir peyitə, səbəbsiz lagir yaki türmələrgi qamağan Şərq Türkistan xalqını texişi quyub bərməgəlikini, milyonluğan Şərq Türkistan xalqının texişi tutqundu ikəlikini aşkarlab qoyğanlıqı bildirilməkdə. Kuzatuvchilar xalqaro jamiyat Rossiya-Ukraina urushiga diqqatini markazlashtirgan paytda Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish, sababsiz tutqun qilish, Xitoy o'lkalariga ko'chirib, o'rniga Xitoy aqqullarini o'rinlashtirish qatorliq uyg'urlarni yo'qotish jinoyatlarini turma va lagerlarga qamalgan millionlagan Sharq Turkiston xalqi va Xitoy o'lkalariga yotib ketilgan mahbuslarning taqdirining qandoq bo'lganligini unutib qolganligini, bu masalada erkin dunyoda yashayotgan uyg'urlarning harakatga kelib, Xitoyning jinoyatlarini qayta kun tartibga keltirishi kerakligini bildirishmoqda. Germaniya bosh ministri Xitoyni ogohlantirganligini bildirdi. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Ukrainaga davomli iqtisodiy, insonparvarlik va qurol-yarog' yordamlarini qiladiganliklarini bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Germaniya bosh ministri Olaf Scholz bir televiziya kanalining ziyoratini qabul qilib, o'tgan yil 24 fevralda boshlangan Ukraina-Rossiya urush to'g'risida to'xtaldi. U Rossiyaning Ukrainada o'zi kutgandek muvaffaqiyatga erisha olmaganligini eskertib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaliklarning kuchi va ularga yordam qilgan do'stlarining ittifoqligini xato hisoblab qo'yganligini qayd qildi. U Ukrainada buningdan keyin nimalarning yuz beradiganligini faraz qilishning qiyin ekanligini bildirib, shu nuqta nihoyatda aniqki, Ukrainaga davomli iqtisodiy, insonparvarlik va qurol-yarog' yordamlarini qilamiz dedi. O Ukrainaliklar bo'lmay turib hech qanday qaror elinmaydiganligini ta'kidlab, Putinning Ukrainani ishg'ol qilishi va imperialist xarakterlik urushqoqlik bilan muvaffaqiyatga erisha olmaydiganligini, askarlarni chekindirishi kerakligini bilishi kerak. Bu muzokara o'tkazishning asosiy edi. U yana xavfsizlik nuqtasidan qurol-yaroq, harbiy o'q-dorilar va harbiy aslahalarni uzun muddatgacha davomli ishlab chiqarishning ahamiyatini ta'kidladi. O Germaniya va Yevropa ittifoqining Xitoy bilan bo'lgan munosabatlari ustida to'xtalib, Rossiyaga qurol-yarog' berish masalasida Xitoyni ogohlantirganliklarini, Xitoyni Rossiyaga qurol bermaydiganligidan umidvor ekanligini qayd qildi. Turkiya Xitoydagi bosh elchisini almashtirdi. Turkiyaning Beijingda turishliq bosh elchiligiga konsulxona ishlari bosh mudiri Ismoil Hakki Musa tayinlandi. Turkiya Avazi Radiosi xabarida bildirilishicha, Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bilan rasmiy gazetada e'lon qilingan qarorga asoslanganda
Türkiye'nin Beijing'de duruşluk baş elçisi Abdülkadir Emin Önen merkezge kaytırıp gelinip, Ornığı Konsulhanı İşleri Baş Müdürü İsmail Hakkı Musa tayinlendi. Bildirilişçe sabık baş elçi Abdülkadir Emin Önen vazife öteş ceryanında Şarkı Türkistan halkı tartıvatkan azap ukubetlerge yeterlik köngül bölmegenliki, özünün sodiger kilip çıkışı sebeplik, pekatlı Xtay-Türkiye otursudiki soda ve meblağ siliş meselelergeli köngül bölgenliki sebeplik köpkitim ayıplengen idi. Bengal'daki panahlanğıcılar lagırıda ot apeti yüz verdi. Bengal'ın Cox's Bazar rayonundaki Rohingya Müslümanları turuşluk panahlanğıcılar lagırda yüz vergen ot apeti de 2000 çedir küyüp gitip 13 bin kişi öy makallarından ayrıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe panahlanğıcılar lagırdaki bihaterlikki mesul hadımlar devletin cenubedeki Cox's Bazar rayonu gıcaylaşkan 11. lagırda ot apetinin kontrolluk astığı eylin gallıkını bildirip ot apetide adam ölüş vakası körülmegenlikini ilan kıldı. Vakada 2000 çedirinin küyüp ketkenlikini ve 13 bin kişinin öy makallarından ayrılıp kalganlıkını bildirgen mesullar Birleşken Devletler Teşkilatı Panahlanğıcılar Ali Komissarlığı ve Dünya Yemeklik Programması Katarlık Yardım Teşkilatları yemeklik ve şununğa okşaş yardımlar bilen teminleydi dedi. Dairler ot apetinin təsirge uçurgan Rohingya Müslümanlarının başka lagırlarına uğrullaştırıldığını bildirdi. Ot apeti tamak pişiriş ceryanında gaz silindirden başlanğan buluşu mümkün deb karalmaqta. Bengal'daki panahlanğıcılar lagırlarda ilgirimi ot apeti yüz bergen idi. 2021 yılı Mart ayında yüz bergen ot apeti de 10.000'dan artık çedir küyüp 15 kişi kaza kılgan idi. Ötken yılı yanvarda yüz bergen ot apeti de oltırak rayonlar ziyanğı uçurgan idi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.